Bu bölümde yine Tuva'nın başkenti Kızıldayız. Kızılda önce Yeniseyin başlamış olduğu yere gideceğiz. Daha sonra yine Yeniseyin kenarında Tuva Türkleri açısından çok önemli bir anıt olan dünyanın merkezi anıtına gideceğiz. Bölümün sonunda ise hiç hesapta yokken uğradığımız Hadın köyüne götüreceğiz sizi. Hadın, Sibirya'da dağlar arasında ormanların içerisinde yemyeşil bir köy. Kızıl kenti Türk tarihi açısından çok önemli bir su kaynağı olan Yeniseyin başladığı yerdir. Türkler tarih boyunca bu su kenarında birçok medeniyetler kurdular. Modernleşen ve güzelleşen Kızıl, önceki yıllara göre gözümüze çok daha güzel görünüyor. Şu anda görüntüye Yenisey Nehri giriyor. Kahem ve Beyhem birleşerek Uluhem'i, yani Yeniseyi, yani Enesa'yı oluşturuyor. Arkeolojik buluntular ışığında konuşmak gerekirse, Yenisey ve Lena havzaları Türklerin en eski yurtlarıdır. Türkler dünyaya Yeniseyin ve Lena Irmağı havzalarından dağılmışlardır. Bu kutlu yerde olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İstiyoruz ki siz de o mutluluğu bizimle birlikte yaşayın. Yeniseyin suyunun başladığı yerdeyiz. Kızıldayız. Tuva'da. Asya kıtasının tam orta yerinden kuzeyden güneye, doğudan batıya iki çizgi çizecek olsanız, bu iki çizgi tam bu anıtın olduğu yerde kesişir. Tuva Türkleri bu nedenle Yeniseyin Nehri'nin kenarını, tam da bu noktaya Asya'nın merkezi anıtını dikmişler. Bu anıt öylesine dikilmiş bir anıt değildir. Tuva Türk kültüründen birçok izler taşır. Bu anıtta Türk kültürüyle ilgili dört önemli figür yer alır. Dünya üzerindeki birçok Türk boyunun ongunu olan üç Pars'ın taşımış olduğu dünyanın üzerinde, Arjan iki kurganında bulunan prensese ait olduğu düşünülen geyik motifli saç tokası yer alır. Tuva Ulusal Müzesi'ndeki kasa bölümünde yer alan bu altın tokaları görme şansını elde ettik. Binbir zahmet ve özel izinlerle bu altın buluntuların 10 adet fotoğrafını çekme izni alabildik. Pars, dünya ve altın saç tokası dışında dördüncü önemli figür ise havuzu çevreleyen Türklerin 12 hayvanlı takvimindeki 12 hayvan motifleridir. Ben mesela ejderha yılında doğduğum için ejderhanın önünde fotoğraf çekiliyorum. Tuva Cumhuriyeti, Sibirya'nın güneyinde, yukarı Yeniseyin Havzası'nda, Moğolistan sınırına yakın bir yerdedir. Baş şehri Kızıl'ın nüfusu 2010 sayımına göre 115.000'e yakındır. Yüz ölçümü 170.500 km2'dir. Yani İç Anadolu bölgesinden biraz daha büyüktür. %82'si dağlık bölge olan Tuva Cumhuriyeti'nin %12'si de ovalıktır. Batısında Altay, güneyinde Tanlıoğlu, kuzeyinde Sayan yani Kökmen Dağları yer almaktadır. Ülke doğuda Buryatya Özerk Cumhuriyeti, güneyde Moğolistan, doğuda yine Moğolistan, batıda Gorno yani Dağlık Altay Özerk Cumhuriyeti, kuzeyinde Hakasya Özerk Cumhuriyeti, Krasnoyarsk ve Irkutsk bölgeleriyle çevrilidir. Tuva adını biz ilk kez 6. yüzyıldaki Çin yıllıklarında Dubo adıyla görürüz. Bu da demek oluyor ki Göktürkler zamanında Tuvalılar Tuva adı ile vardı. Her şey bir yana, Sibirya'nın yol manzaraları bir yana. Tuva'nın Turan iline bağlı Hadın köyüne doğru yola koyuluyoruz. Daha doğrusu oraya doğru yola koyulduğumuzu sonradan anlıyoruz. Turan iline bağlı Hadın köyündeyiz. Yüksek dağların çevrelediği Hadın köyü yemyeşil bir vadi içinde. Hadın köyüne kadar çok bozuk bir toprak yoldan geldik.
Sibirya'da yolu asfalt olan bir köy yok ya da en azından biz rastlamadık. Hal böyle olunca Sibirya'da ne zaman kırsala açılsak dönüşte acaba yağmur yağacak mı korkusu hep içimizde oldu. İzleyicilerim arasında bu bölgeye gelmeyi düşünenler olursa mutlaka 4x4 bir arazi aracı kiralamaları uygun olacaktır. Turan'a bağlı Hadan köyündeyiz. Buraya 16 yaşında Serget'i getirmek için geldik. Sibirya'da dağların içinde ormanlık bir arazide çok güzel bir köy. Şimdi buradan drone görüntüsü de alacağım. Şimdi drone görüntüsünü izliyorsunuz. Hadın köyünde kültür evine gireceğiz. Az önce bir girdim. Sizin için de çekeyim istedim. Burası köyün kültür evi. Burada okulun öğrencilerinin hazırlamış olduğu eşyalar vesaireler var. Onun dışında kütüphane de burada. Buraya da bakacağız. Privyet. Şurası. Burası yöneticinin odası demek ki. Küçük bir lavabo. Ve şu simgeye dikkat edin. Bu simge bizim Kültür Bakanlığı'nın simgesiyle neredeyse aynı. Tuva'nın her yerinde aynı simge var. Evet, büyük Tuva kızı güzel bir şekilde çizilmiş. Ve burası da tiyatro sahnesi. Demek ki köyde okul müsamereleri falan burada yapılıyor. Köy şirin, ormanların içinde güzel bir Sibirya köyü. Sibirya'da bir Türk köyü. Kültürlerine bağlı olarak yaşayan Tuvinleri, yani Tuva Türklerini kutluyoruz. Burası Hadın köyü. Arjan 2 kurbanlarına geldikten sonra 16 yaşında otostop çeken bir çocuğu getirmek için buraya geldik. O teyzesine geliyormuş, Turan'da oturuyorlarmış. Çocuk sayesinde biz de bu köyü görmüş olduk. Yoldan çok uzak, ücra bir yer. Yolu çamur, yolu oldukça kötü. Burası da köyün kütüphanesi. Mojna Gavarit. Это древнее имя. Хадан. Мы приехали из Турции сюда. Ты знаешь Турцию, да? Что знает про Турцию? Сериалькина. Казахстан. Какой? Бюджет. Султан Сулейман. Да, да. Еще? Хороший. Вы живете здесь? Хороший деревня. Наш язык чуть-чуть похож, знаешь, турецкий язык и туинский язык. Это деревня русский есть или просто туин? Есть. Есть, да? Хороший. Здесь мясо не продается? Нет. Маркет тоже нету, да? Магазин? Магазин, ладно. Есть. Где? Вот за этим домом. А, окей. Смотрим там. Спасибо большое. Evet, köyde market varmış. Akşam Yeniseyin kenarında şiş yapacağız, et yapacağız. Kendimiz yapınca daha güzel oluyor. O yüzden markete geldik. Burası bir market. Bakalım et bulabileceğiz mi? Adından ayrılma vakti. Aklımızda Abakan'a ulaşmak var. Ancak yarın sabaha karşı oraya ulaşabileceğimizi biliyoruz. Bir yerlerde kamp atıp sabahlayacağız.
Yeni bölümlerde görüşmek üzere, hoşça kalın.